Şimdi değil. Burada değil. Sık. Zilletten kurtar beni. Mübarek. Olur. Önce bizimkiler sormaz. Sonra siz gelirsiniz. Efendim rahat durmaz mı? Dur hocam. Alın Ersoy'u. Operasyonun başında sen olacaksın. Hüseyin. Mati sıkılacak ortam değil. Geçebilir miyiz usta? Görürsün. Ver şu anahtarı. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Durun ya. Bu gelen içinde kim var? Usta, önlerini kırabilir miyiz? Kırarız kırmasına da Memati. Yolda müdahale olmazsa emniyete kadar takip edelim. Usta elimizden kaçarırız. Abi polislere ateş edecek değiliz ya. Arabayı durdurup ne yapacağız? Kafasına sıkarız. Şimdi değil Memati. Neticede söz verdim. Ersoy'u öldüreceğiz. Ama usulünce öldüreceğiz. Sen nasıl diyorsan öyle usta. Efendim, Ünsal geldi. Bulmuş mu bilgisayarı? Bulmuş efendim. Gelsin. Nerede buldun Ünsal'cığım? Şamil getirdi. Anlamadım. Laptopunuzu Şamil çaldırtmış. Zaza'nın üstüne bırakmayı planlıyorum. Benim size ihanet edeceğimi düşünerek bilgisayarı bana verdi. Benim sizin için önemsiz olduğumu, eğer onun yanında olursam istediklerimi vereceğini söyledim. Güzel teklifte bulunmuş. Otur Ünsal'cığım. Benim bunu kabul etmeyeceğimi biliyor. Size iletmemi istediği için söylediğini düşünüyorum. Bilgisayarın içindekilere baktın mı Ünsal'cığım? Hayır efendim. En azından bilgisayarımızın kimlerin eline geçtiğini biliyoruz. Bir şey ortaya çıkarsa Şamir'den bileceğiz. Ne yapmamı emredersiniz efendim? Uzun zamandır aklımdakini sorayım. Benden istediğin bir şey var mı? Öğrendiğime göre Polat Alemdar Ersoy Ulu Bey'i yakalamış. Eğer izniniz olursa Ulu Bey'in konseyini kendi emrim altına almak istiyorum. Ne yapacaksın Ersoy'un konseyini? İstediğin bir parti yok mu emrine beni? Siyaset için yıllardır bekliyorum. Belli ki sizin dizaynınız için bir 10 sene daha beklemem lazım. Sabrım yok diyorsun.
Sabrım yok değil efendim. Kasetim çok. Peki. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ersoy'un konseyini emrin altına alabilirsen ben seni desteklerim. Çok teşekkür ederim efendim. Şansımı deneyeceğim. Tedbirinizi alın. 24 saat uzunla ilgili bilgi istiyorum. Kiminle ne görüşüyorsa haberim olacak. Feller onu üzerimize gönderecek. Ne, nereye kadar kopyalanmış öğrenin. Öğrendikten sonra da Ünsal'ı öldürün. Emredersiniz efendim. Alın içeri. Cahit Başbakanlığın adamını kaçırdım. Tamam abi. Terledik. Bir bardak soğuk su getir. Kardeşim başbakan burada, ne yapıyorsunuz? Konuşacağınızı haydi yakalayın. Amir, nasıl Ersoy'un adamı olabilir? Maalesef. Efendim, maalesef arkadaşlar Amir'in kaçmasını sağlamışlar. Bilmeden Polat Alemdar'ın adamı Cahide engellemişler. Yakalanıp ihanetinin bedelini ödeyecek. Talimat verdim efendim. Ersoy'la görüşeceğim. Hazırlığınızı yapın. Emredersiniz efendim. O sizin dilinizden anlamaz, küstahlık eder. Daha fazla ne küstahlık edecek. Siz görüştükten sonra ben de görüşmek istiyorum. Öldürmemen kaydıyla izin veririm. Söz öldürmeyeceğim. Ne zaman gelecek Sayın Başbakan? Bekletilmeyi hiç sevmem.
dışarı çıkmak için bir ömür bekleyeceksin. Cezaevine de atacaksınız beni. Öyle mi? Hakikaten korkulursunuz. Usta niye söz verdin? Başka bir şansımız yok Mehmet. Sen rahat ol. Abi tam yakalıyordum. Haberim var Cahit. Sıkma canını. Normalde sizin burada oturuyor olmanız. Benim de sizi sorguluyor olmam lazım. Ama bir yanlışlık var bu işte. Onu çözemedim. Sen kimsin? Kendini benimle kıyaslıyorsun. Kendimi sizle niye kıyaslayayım? Ben devletin sahibiydim. Siz bizim milletin başına koyduğumuz çobanlarımızdınız. Madem bu kadar devlet diyorsun, devletine son bir hizmet de bu. Emrindeki eşkıyaları bize bildir. En yakındakilerden başla Sayın Başbakan. Ben size bir teklifte bulundum. İstifa edin. Bu işleri bırakın. Canınızı kurtarın. Polat Alemdar'ın gazına geldiniz. Seni kim üstüme saldırdı? Ayıp oluyor. Saldırtma, maldırtma. Devlet bilinciniz olmadığı belli. Feller mi? Şamir mi? Günter mi? En çok hangisinden nefret ediyorsanız onun üstüne gidin. Ben de emrinize gireyim. Ama size son bir hizmette bulunayım. Polat Alemdar'la, onun gibi hayalperestlerle bu işler olmaz. Benim sabrım kalmadı. Kanım damarlarımı delip geçecek. Patlayacağım. Şimdi sıra bizim Memati. Delikanlıktan bir kişiye iki kişiye. Hayır.
sesi anlatmayacaksın değil mi sorun? Sor söyleyeyim. Sana ne sor? Nasılsa senin şey gelip beni bulmayacaklar. Nasıl sor şey durmayacak. Sana ne sor? Şakini kırılmadan bunu ölümle gel. Kalk lan, kalk! Kalk dedin mi kalkacaksın? Mamuşumu bu elle mi öldürdün lan? Bu elle mi? Üstünde duramayacak, sen duracaksın, ha? Çağırma şu cinleri tepeme. Ses bastırmaya çalışıyoruz. Bastırma. Kaç aydır biz bu sesi bekliyoruz. Bastırma. Ölmemiş değil mi Memat? Ölmemiş usta. Şahit, sözünü tuttun, öldürme. Şahidim usta, kendini öldürdü. Camdan attı. Bu ne rezillik? Hakikaten rezillik Feritciğim. İki kişi bir adamı tutamadık. Yürü Memati, gidelim. Gideceğiniz bütün yerlerden haberim olsun. İstanbul'dayız. Haberin olsun. Kim arıyorsun usta? Alper'i. İhtiyarlara haber versin. Hem Ersoy'un öldüğünü hem buluşmak istediğimi. Usta, bunu nasıl dinleyemiyorlar? Ona göre yapılmış Memati. Usta sen konuş. Ben azıcık yürüyeyim. Alo Alper. Bir dakika usta. Telefonun kripto modunu alıyorum. Buyur usta. Seni dinliyorum. Thank you.
pencerede bir taş geldi. Ben zannettim Mahmuş geldi. Ben zannettim Mahmuş geldi. Uyan Mahmuş, uyan, uyan. Uyan Mahmuş, uyan, uyan. Başımıza bir iş geldi. Benim Mahmuş'umun yanına gör usta. Zamanı gelince göreceğimi söz. Zamanı ne zaman usta? Ne zaman? Gelmeden yemeyeceğim dedim ya kızım. Niye laftan anlamıyorsun? İlaç saatiniz geldi anneciğim. Yemeniz lazım ki ilaçlarınızı alın. Benim ilacım oğlum. Anne doktorların ilacını da iç, üstüne kendi ilacını da iç. Bak vallahi Polat duyarsa çok üzülür. Sakın oğluma bir şey söylemeyin. Ver kızım o ilaçları. Aç karnına olmaz Nazife anne. Ver tamam. Yemeğimi de ver. Oğlumu üzmeyin yeter. Thank you.
Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Nerede oturuyorsun? Kız Kulesi'nin karşısında. Gelmeyecek misin eve? Leyla, başlama sorguya. Tamam, bir şey demedim. Daha orada mısın? Evet canım. Tamam canım, öpüyorum. Sağlık güzel kızım. Beğendiniz mi Ömer baba? El emeği, göz nuru beğenilmez mi? Ne zaman sergi? Davetinizi getireceğim. Nazif anneciğinde değişiklik olur belki. Getirirsin davetiyi, ikna edersin. Anneciğim görmeyecek misin yaptıklarımı diye. Kırmaz seni. Ömer baba çok korkuyorum. Niye korkuyorsun kızım? İnsanların beğenmemesinden. Sen başkalarının beğenmesi için mi yapıyorsun, yoksa Allah'ın sana verdiği bu yeteneği değerlendirmek için mi yapıyorsun? Her ikisi için de. Başkalarının beğenmesini de istiyorum. Ben ömrü hayatım boyunca kimse beğensin diye bir iş yapmadım. Allah'ın rızası için yaptıklarımı yaptım. Ama sen bu niyetle yola çıkınca insanların da gönlüne senin bu kağıda işlediğin gibi yüce yaradan muhabbeti işliyor. Onun beğendiğini insanlar da beğeniyor. Allah güzeldir. Güzeli sever. Hayırdır kızım, nereye? Biraz hava alıp geleceğim baba. Dışarıdan bir şey lazım mı? Yok kızım. Sen Zeynep kızımın sergisine geleceksin değil mi? Geleceğim tabii. Söz verdim zaten. Hadi görüşürüz. Ömer baba ile Nazif anne burada olduğunu duysa kederlerinden ölürler. Söylesen de burada oldun. Niye gelmedin eve? Ersoy öldü. Nasıl? Kendini candan attı. Oh, çok şükür. Ersoy'un öldüğüne üzüldün. O yüzden mi gelmiyorsun eve? Annemin yüzüne bakamıyorum Leyla. Vicdan azabından öleceğim. Ne alakası var? Annenin seni suçladığı yok. Hem kadere inanan insanlar onlar. Onlar değil. Ben. Adam öldü gitti. Bütün bunlara değer miydi?
Sen elinden geleni yaptın. Değerdi ya da değmezdi. Geçmişi değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin. Annemi iyileştirebilirsem her şeyi yapabilirim. Annenin ayağa kalkması kaderse kalkacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ayağa kalkmaması kaderse de kalkmayacak. Biz ne yaparsak yapalım. Babamın yanında gezdiğim nasıl da belli. Benim gibi hayata kötümser bakan birine bile iyi geliyor. Tavsiye ederim. Bir ömür burada oturacak değil. Gideceğiz herhalde. Sevindim annem gazetedeki fotoğrafa. Ben dedim ayaklanır diye ama İnce'ye bir daha rica etmen gerekiyor. Evleniyorlar diye de bir haber yaparsa tamamdır bu iş. E gel sarılayım. Çeken meken varsa yazarlar evleniyorlar diye. Kusura bakma canım. Elif'e evlenme teklif ettiğin yerde sırnaştırmam seni. Ama kendini iyi hisset diye en fazla 2 dakika. Hatırlıyor musun? Elif sen ben gelmiştin. Hatırlıyorum tabii. O kadar tombiktin ki banka üçümüz sığamamıştık. 4 kişiydik. Hikmet abi yüzünden oturamadık. Bu 3 Hikmet'i hatırlamıyorum niyeyse. Aman ya, ne kadar kötüsün Polat. Kumpir yaptırayım mı? Ben kumpir yemeyeli 5 yıl oldu. Aferin, fıstık gibi olmuş. Sen de yüzünü değiştirmişsin, daha yakışıklı olmuşsun. Tamam, tamam. Kimse almazsa alacağım seni. Bak kalkar giderim ha. Hadi kalk. Hadi, hadi. Annem iyice merak eder. Ben biraz daha burada oturayım gelirim. Bu gece gelmezsem yarın gelirim. Kalmamı ister misin? Yok. Dur öbür yanağından da öpeyim de bir kere daha dul kalma. Gelsen annen çok mutlu olur. Ama ben yine de bir yalan söylerim gelmeyecek diye. Sağ ol ya. Var mı insanlar haber? Burak'a geliyor. Feller'le görüşmüş mü? Görüşmüş. Feller mesajımı almış. Ünsal bizi satar. Satamaz. Ünsal'ın son şansı benim. Niye Ünsal istiyorsun? Ben Ünsal'sız daha rahat konseye hükmederim. Atma kaşif oğlum. Bir gün gerçekten canımı sıkacaksın, öldüreceğim seni ha. Sen o konseydekilerle 2. gün kavga edersin. Ünsal bir ömür boyu anlaşır. Ben asla hava atmam. Ersoy uydurdu bunu. İşine gelmediği için. Atma. Sen yine de atma. Polat'ı ne yapacağız?
Polat biraz Ersoy'un cesediyle oyalansın, sonra konseye saldıracak. O sırada sen Ersoy'un silahlı gücünü harekete geçireceksin. Hamit'le aran nasıl? Hamit'le her türlü anlaşırım. Gir. Ünsal geldi efendim. Hah, gelsin. Ünsal'cığım, tanışıyor musunuz? İyi tanışıyoruz. Ne haber Kaşifoğlu? Kırgınım sana. Niye? O kadar sürgün yedik. İstesen 2 dakikada durdururdun. Bir de kırılıyor musun? Teşekkür etmen lazım. Yoksa götüreceklerdi seni. Hey, aranızdaki kırgınlığa ben son verdim. Fellerle konuştum. Senin bilgisayarı getirdiğini söyledi. Konseyin başına geçeceğini. O ne dedi? Başarılar diledi. Dileyecekler dedi. Görürüm bundan sonra. Konsey Polat'ın emrine girmiş. Nasıl kendimizi çevireceğiz? Gücümüzü göstererek. Ya ver. Allah razı olsun yeğenim. Ölüm şiştim ha. Afiyet olsun dayı. Zülfikar ha, sen niye bir şey içmiyorsun? Ben şekerli kahveyi üzerine içeceğim. Neyin üzerine içeceğim? Zaza dayın şimdi yüklü bir bağış yapacak, onun üstüne. Ya arkadaş, paran mı yok senin? Cem evi yaptıracaksan git kendi paranla yaptır. Paran yoksa borç verem. Faiz maiz de istemeyim. Senin paranla yaptıracağım Zaza. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Sen niye taktın benim paramı? O kadar hukukumuz var. Sen benden bir şey istesen ben seni kırar mıyım? Kırmam. Anlamışsın mı ya? Benim param helal para değil. De ki pavyona gideceğim yiyeceğim. Verem. Değilsense gidip kumar oynayacağım. Verem. Hak etmediysin dayı. Ya otur oturduğun yerde, söz misal diyeyim ya. Senin haram paranı helal edeceğim işte. Ne güzel. İnsanlar ibadet edip dua edecekler sana. Yedi ceddine. Ya benim kimi kimsem yok. Dayı biz senin kimsen değil miyiz? Oğlum senin duaya ihtiyacın mı var? Allah Allah. Zaza, sen vermezsen parayı gidip Murat'tan alacağım. Ha, tam adamını buldun. İşte git onu ondan al. Nereye uçuyandan Ali? O kim ki bizim yapamadığımız hayrı yapa? Kardeş tamam. Bak o zaman bizim köyün camisi yok. Sen de bizim köyün camisini yaptır. Tamam. Başım üstüne. Ben de camiyi yaptıracağım. Tamam ben hayrını kabul edeyim. Camiyi ben yaptıram. Sen de git cam evini yaptır. Zaza. Köy camisi 100.000 lira. Bilemedin 200.000 lira. Canım sen de 200.000'lik cam evi yaptır. Yok arkadaş. 1.000.000'u vereceksin. Tamam söz. O Ersoy şerefsizi ölsün. Vera. Peki. Hepiniz şahitsiniz. 1.000.000 dolara söz verdi. Ya Ersoy ölene kadar artık Amerika mı kalır? Amerikan doları mı kalır? Pul olur pul. Memati Bey nerede? Hayırdır Hüsnü? Onun mübarek ellerini öpmeye geldim. Aha, onun eli benim elim. Öp. Ya sen niye öpüsün Memati'nin elini? Ersoy Ulu Bey şerefsini öldüren el öpülmez mi dayı? He? Erhan, şekerli kahvemi yap oğlum. Sen
ben Tonga'ya düşürdün. Sen bilirdin öldüğünü şerefsizin. Sayılmaz. Nereden bileceğim kardeşim? Ben de seninle beraber gelmedim mi? Ya sen bu deli sözüne mi inanırsın? Eren kame mame yapmıyorsun. Aha geldi kardeşim. Kardeşim benim. Bileğin bükülmesin. Sırtın yere gelmesin. Kılıcın zülfükar olsun. Öldürdün mü o Yezid'i? Çok şükür. Aslanım benim. Geç. Ramati. Bak gene polimden ölmüş olmuyor. Eminsin yani değil mi? Bir milyonumu yedin Ersu. Mezarlıklarda görüşüyoruz. Ölümü hatırlamak için. Ben bir gün bile unutmam. Ben de gençken senin gibiydim. Buralara dostlarımı görmeye geliyorum. Ve buralarda dostlarım çoğaldıkça yaşamak çekilmez bir hal. Devlet mi millet, ne başsız kalır ne sahipsiz. İstediğiniz zaman arkadaşlarınızın yanına gidebilirsiniz. CIA başkanıyla ne pazarlıklar yapıyor? Her zaman ne pazarlık yapıldıysa o. Yine boş vaatler. Bu defa somut talepler üzerinden pazarlık yapıldı. Şeytanla pazarlık yapmayı biliyor muyuz? Şeytanla bile pazarlık yapılır. Çünkü şeytan sözünü tutar. Ama bunlar verdikleri 100 sözün birini ancak tutar. Onlar bize Orta Doğu'da, bilhassa Suriye'de rejim değişikliğini desteklememizi önerdiler. Karşılığında Kandil'i temizleyeceklerini söylediler. Biz ne düşünüyoruz? Suriye'de iç savaşa izin vermeyiz. Bunun için gereken neyse yapmalıyız. İsrail'in taleplerine ne cevap verdiniz? Başkan hala İsrail lobisiyle savaşmayı göze alamıyor. Ama Filistin meselesine de kayıtsız kalamıyor. İkna etmeye çalışıyoruz. Bölgenin böyle bir krizi kaldıramayacağı konusunda. Kandil şu an İsrail'in güdümünde. Bize nasıl gelecekler? Başkanın etrafından İsrail lobisini temizleyecekler. Orta Doğu'nun yeniden dizaynı Türkiye ve İsrail'siz imkansız. Yani ya İsrail'in dediği olacak ya bizim. Evet. Ersoy Ulubey'in uyuyan hücrelerini onlar ele geçirmeye çalışacaklar. Yeni savaşın bu olmalı Polat. Tespit ettiğin kadar tehlikeliler. Tasfiye sadece öldürmekle olmuyor. Ellerinde herkesin kaseti var. Ülkeyi birbirine sokmak için her şeyi yapıyorlar. Ve yapacaklar da. Eski Gladio tamamen İsrail'in kontrolünde şimdi değil mi? Evet. İyi bakalım. Bizim kasedimiz de yok. Yumuşak karnımız da. Biz senin mekanına gelecektik. Sen bizi ezdin İzzet ağa. Sen geldin. Nerede görünmüş devleti ayağa çağırmak? Biz her zaman devletin emrindeyiz. Devlet darma duman olmuş İzzet ağa. Ne senin gibi eski zaman adamları kalmış, ne de eski zaman devleti.
Devlet çınara benzer. Yıkılsa bile yerin altındaki kökleri adamı sallamaya yeter. İzzet Ağa, Ersoy Ulu Bey gitti. Duydum ki Polat Alemdar'ın gölgesine sığınmışsınız. Polat size gün yüzü göstermez. Polat'ın karşısına çıkacak iyi birini bulsak da onun gölgesine sığınsak. Ben varım. Konseydeki herkes benim gibi bakmaz sana. Ama vekaletimiz Yaşar'da. Eğer Yaşar'ı ikna edersen ben de gençlerle konuşurum. Hepimiz seninle mutlu mesut çalışırız. Hayırdır, toplantı mı var? Polatcığım, bugün bizim için resmi tatil. Milli bayram. Öldüğüne mi sevineceğiz? O kadar düşmedik. Ben sevinmeyeyim. Ne olsa zaten bağı oldu. Ne oldu? Hem Yezid öldü, hem seni hayra soktu. Zaza kolay kolay hayra girmez. Hayırdır? Cem evi yaptırıyor. Hah, bak ben de sevindim bu işe. Devamını da beklerim Zaza. Cami, hastane, okul. Oh, imarathane, düşkünler yurdu. Aklınızda daha ne var? Siz istiyorsunuz ki devletin yapamadığını Zaza yapa. Niye yapam? Ben petrol kuyusu mu vurmuşum? Demedi İbrahim. Bu Zaza yakında ölür. Dilini sır Firket Bey. Dayımı sevmeyenler öyle. Ya Allah etmeye niye Zülfikar Ağa öyle? Daha gencecik adam. Bundan sonra biz değil düşmanlarımız ölecek. Değil mi Fikret Bey? Deme İbrahim. En büyük düşmanımız damadın. Peri, senin bunların içinde ne işin var? Abi biraz konuşabilir miyiz? Gel bakalım. Ne yapıyor seninkiler? Ne yaptıysam engelleyemedim o iğrenç haberi. Niye iğrenç olsun? Arkadaşımla fotoğrafımı basmışlar. Leyla'yı mesleğinden edecekler ama. Güçleri yetiyorsa etsinler görelim. Aslında Davut'un alakası yok. Benim anladığım kadarıyla İnci senden çok etkilenmiş abi. Leyla'yı çok kıskanıyor. Madem etkileniyor, kendisiyle haberimi bassaydı. Polat Alemdar'a aşığım diye. İstiyorsan ayarlayayım. Yok gülüm, yok. Buraya geldiğimi biliyor İnci. Ne diyeyim? Selamımı söyle. Bir de ki bundan sonra Leyla ile gündüz fotoğraflarımızı çeksinler. Savcı Hanım daha güzel çıksın. Bilmem anlatabildim mi? Fikret, senin de verilmiş sadakan varmış. Hadi pamuk eller cebe. 1 milyonla bu iş bitmez. Memati'ciğim, 100 genç kız okutuyorum. Hem de tepeden tırnağa. İçinizde en hayırsever benim. Bana karışma. Fikret Bey, bir tanesi mezun olsun bunların. Hiçbirinin diplomasını görmedik. İbrahim, ne zaman okuma yazma öğrendin de diploma kontrol ediyorsun? Memati doğru söylüyor Fikret Bey. Kurtuluşun yok. Hayatım, ben seküler adamım. Kız yurdu yapılacaksa gelin. Öğrencileri seçmek kaydıyla elimden ne geliyorsa yaparım. Fikret Bey, benim şu anda durum biraz sıkışık. Sen o 1 milyonu Zülfikar Ağa'ya ver. Sonra ben sana öderim. Ben senden alacağım Zaza. Ya senin bu paranı verem diye ben kaç kişinin canını alacağım sen bilir misin? Değer değilsen sen tamam. Ya kanla ibadet mi olurmuş? Allah Allah.
Evet beyler bayanlar, bugünlük işiniz bitti. Hepiniz çıkabilirsiniz. Sen kim oluyorsun? Çabuk 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 çabuk. Barış'ım, yabancı değil, benim. Geliyorum. Babana selamını söyle. Kaşifoğlu Barış'ı öldürdü. Eğer emrime girmezlerse hepsinin sonu aynı olacak, dedi. De. Tamam mı koçum? Aman abi, bilmeden ne yanlışımız oldu? Senin bana yanlışın olabilir mi Barış? Gel. Abi, biliyorsun ki ben her zaman hem Ersoy Ulubey'e hem de size sadık olmuşumdur. Ben sana öyle bir kıyak yapacağım ki ömrünün sonuna kadar bana sadık kalacaksın. Emret abi. Efendim Kenan. Bir dakika. Ağam Kenan. Söyle oğlum. Ne? Sen eve git. Bir şey mi olmuş ağam? Barış'ı öldürmüşler. İzzet Ağa neredesin? Acil toplanmamız lazım. Kaşifoğlu Barış'ı öldürmüş. Efendim Kenan. Neredesin Evren? Alışverişe gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Eve geçiyorum. Sen de hemen eve gel. Niye eve gidiyorsun bu saatte? Yahu bir şey de sormadan yap. Eve gel diyorsan eve gel. Üf, git karınla böyle konuş. Öğrenebildiniz mi Kaşifoğlu meselesi neymiş Barış'la? Yaşar abi, biz de bunu konuşuyorduk. Kaşifoğlu kafayı yemiş. Sizin Polat'la anlaştığınızı duymuş. Önüme kim gelirse öldüreceğim demiş. Biliyorsunuz Ersoy Ulubey'in yakınıydı Kaşifoğlu. Kaşifoğlu'nun gücü bize yetmez. Her zaman gibi havasını atmış. Ünsal Bey diyor ki, Polat'la çalışacağınıza benimle çalışın. Biz iş adamız. Herkesle çalışırız. Ünsal Bey, Polat'la meselelerini halletmiş mi ki bizim başımıza geçmek ister? Yaşar Ağa, sen uyuşturucu iş yapıyorsun. İzzet Ağa kaçakçılık yapıyor. Murat'ın illegal bir sürü işi var.
Haşim Ağa'yı da saymıyorum. Devlet sizin arkanızda olmazsa bunların hiçbirini yapamazsınız. Devlet de bizsiz iş yapamaz. Biz olmadan devlet pis işlerini kime yaptırabilir? Biz Yaşar Ağa'ya vekaleti verdik Ünsal Bey. Sen anlaşacaksan Yaşar Ağa'yla anlaş. Yaşar Ağa'yla ben anlaşırım. Değil mi Yaşar Ağa? Ünsal Bey, beni içeri alırsın, 2 dakika sonra ararlar, dışarı çıkarmak zorunda kalırsın. Tozumun yolunu kesersin. O toz sana bulaşır, rahat nefes alamazsın. Sen iyisi mi, ne derdin varsa Polat Alemdar'la görüş. Avanta istiyorsan ondan iste. Yok, illa bizden istiyorsan biz sana avanta vermeyiz. Ama sana maaş veririz. O da hizmetlerine karşılık. Hadi sana bir hizmette bulunayım. Kızınla vedalaş. Benimle bundan sonra konuşurken herkes önünü ilikleyip konuşacak. Sonra ne yapacağız usta? Kaşifoğlu'nun üstüne gideceğiz. Senin yaşlılar ne dedi usta? Ersoy'un hücrelerini söylediler. Bir de Kaşifoğlu'nun tehlikeli olduğunu söylediler. Fasafiso yani. Yok, öyle değil. Türkiye yeniden dizayn ediliyor. Hem siyaset, hem ordu, hem yargı, hem iş dünyası. Hep dizayn edildi. Ne zaman edilmedi ki? Bu sefer öyle değil. Eskinin bütün defterleri kapatılıyor. Kim dizayn edecek? Biz mi, onlar mı? Onun savaşını vereceğiz. Daima muzaffer olanlar haklıdır. Ve onların dedikleri olur. Biz kazanırsak biz, yoksa onlar. Kim arıyor? Abdüley'i 2 kişi arar abi. Biri Alper. Alper ararsa muhakkak bakar telefonuna. Bakmadığına göre tanımadığım numara. Yalan he? Ben buradan gördüm Gaye diye. Vay, benden mi saklıyorsun? Özel hayatımı konuşacak değilim abi. Başlarım özeline lan. Özelimiz mi kaldı? Ha usta, senle savcıyı da kaçırmış değilim. Gazetede okuduğuna mı inanıyorsun? Yanlış anlama usta. Güvenlik açısından soruyorum.
Arkadaşız Memati, ne olacak? Sen ne soracaksan Abdüre'ye sor. Arkadaşmış. Kim bizde arkadaş olur? Sevmedikten sonra, değil mi usta? Bir kapıyı vur gir. Karayas'ın yanına geliyorsun. Belki özel bir şey konuşuyoruz. Ne özeli Erhan, ne özeli? Söyle Cahit. Abi Ünsal, Yaşar'ın kızını öldürmüş. Yaşar nerede şimdi? Öyle mi? Hoş geldin. Nasılsın anneciğim, iyi misin? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Karnın aç mı? Burçin kızım, abine yiyecek bir şeyler hazırla. Yok anne, yemeyeceğim. Sen de iyi misin ana? Şükür oğlum. Allah bugünümüzü aratmasın. Burçin, kızım beni mutfağa götür. Oğluma börek açayım. Anneciğim, akşam mı açarsın? Ana, Hamid'i bir çağır gelsin. İşim var. Hayır mı? Hayır olacak inşallah. Yine bir şey mi yaptı Hamid? Yapmasın diye. Ersoy öldü. Onun artıkları Hamid'in peşini bırakmaz. Buldu mu belasını Çiğ? Buldu anne. Kendim için sevinmedim. Başkalarının canını yıkamayacak diye sevindim. Hakim Hanım, müsait misin? Gel gel, sizin habere bakıyorum. Yine mi çıkmış? Yenisi de mi var? Vallahi ben eskisine bakıyorum. Ama neyine bakıyorsun bilsen? Yakışmış mısınız diye bakıyorum. Yakışmış mıyız? Çok. Uyuz oluyordum o Ferit'e zaten. Sinsi midir nedir? Rengi belli değil. Polat'ın rengi belli de ne oluyor? Hep siyah, hep siyah. Siyahın yanına bir beyaz yakışır. Aman, bırak Beşiktaşlılığı. Biz arkadaşız canım. Kızım, arkadaş olunacak insan var, olunmayacak insan var. Benimle arkadaş ol. Ferit'le ol, Hikmet'le ol, başsavcıyla ol. Hatta Yargıtay Başkanı'yla da arkadaş ol. Ama Polat'la olma. Aynaya bakarken utanıyorum bir sen. Elif'in sevdiği, Elif'i seven...
Zaten bir şey hissetmiyorum da... Diyelim ki hissettim. Arkadaşıma ihanet edemem. İyi. Başkaları Elif'e ihanet etsin. Gel savcı bey. Leyla'nın burada olduğunu duydum, bir uğrayayım dedim. Ne haber Ferit? Seninkiler Ersoy'u öldürdüler, duydun mu? Ne öldürmesi? İntihar etmiş. Ben bir soruşturma açayım da bakalım intihar mı etmiş, ne olmuş? Açacaksın tabii Ferit. Jest mi yapıyorsun? İşin bu. Bana bak Ferit. Ne ben böyle şeylerden korkarım, ne de benimkiler. Bilsencim sen de cimrilikten öleceksin. Oturduğumdan beri bir şey ısmarlamadın ki içelim. Yazlığın taksitleri beni batırdı, batırdı. Siz burada kalın. Tamam abi. Gel bakalım Hamit. Öldürmüşsün Ersoy'u. Öldü. Niye çağırdın beni? Kaşifoğlu gelmiş yanına senin. Nereden biliyorsun? Onlar kullanıp attıkları hiçbir şeylerini unutmazlar. Seni de biliyorlar, bizi de biliyorlar, anneni de biliyorlar. Ben de onları biliyorum. Bensiz hiçbir şey yapamazlar. Bütün itirafçı tetikçilerin ipi elimde. İpim ipi elinde değil Hamit. Seninle onlara ulaşacaklar, sonra seni yok edecekler. Ne istiyorsun benden? Ananın bundan sonra huzur içinde olmasını istiyorum. Anam ben doğduğumda huzuru kaybetti. Ben ölmeden de bulamazsın. Bana yardımcı olursan ikinizi de yollarım buralardan. Kimseyi size karıştırtmam. Tamam işte. Söyle ne istediğin. Ünsal'la Kaşifoğlu. Seninle bir daha görüşecekler. Görüşecekleri yeri bana söyle, işlerini bitir. Efendim, Şamir geldi. Küstahım. Tek mi geldi? Kalabalıklar. Almayın içeri. Şamir'le konuşman bittiğinde etkisiz hale getirin. Emredersiniz efendim. Tek gireceksiniz. Siz burada bekleyin. Üstünüzü arayacağım. Hassizlik etme. İçeri giremezsiniz. Patronu çağır bana. Patronu çağır. Buyurun. Sana İsrail'e gitmeni söylemedim mi? Bundan sonra benimle işbirliği yapacaksın. Niye? Görüntüleri sızdırmakla mı tehdit edeceksin? Evet, tehdit ediyorum seni. Seni tanıyamıyorum.
Beni tehdit ediyorsun. Seni burada bir tek işaretimle öldürtürüm. Ben de sizi tanıyamıyorum. Beni öldürebilecek olsaydın öldürürdün zaten. Ayrıca hard diskin Mossad'ın elinde. Kılıma zarar verirsen bütün gizli belgelerin internete sızacak. O gizli belgelerin içinde İsrail'i zor durumlara düşürecek belgeler de var. Hepsini ayıklar çocuklar. Merak etme. Seni rezil etmememin tek bir koşulu var. Derhal İstanbul'u terk edeceksin. Bir daha asla adımını bile atmayacaksın. Bana yaptıklarını unutmamın tek yolu, tek şartı budur. Pekala. Madem beni tehdit ettin, ben de seni tehdit edeyim. Hayattığın Ünsal'ı Polat öldürecek. Sen de ömrünün geri kalanını Guantanamo'da Müslümanların arasında geçireceksin. Merak etme. Çok uzun yaşamayacaksın. Çünkü senin kim olduğunu onlara söyleteceğim. Ve seni öldürecekler. Misafirinize yol diliyorum. Kurtköy'de CIA'nin uçağı bekliyor. Götürün. Emredersiniz. Arabaları saklayın. Bir takım idin adamları dışarıda kalsın. Usta, bu hain bize satar. O kadar akılsız değil Mehmet. Sattıysa da kurşunumuz bitene kadar buradayız. Sen nasıl diyorsan usta. Thank you.
Hamit'in adamı mısınız? Evet. Hamit burada mı? Burada. Başka kim var? Kimse yok. Kaşifoğlu geldi mi? Gelmiyor. Yoldadır. Gelir. Gel biz işimize bakalım. Sen mi aldın? Kadını öldürmek ne demek? Kaşifoğlu öldürdü. Çağır o iti buraya. Telefonunu kapatmış. İyi görürsün. Nasılsa Kaşifoğlu burada. Beni öldürmeyeceğine söz ver. Sana hayatının bilgisini vereyim. Yok ya. Benim bilmediğim neyi bileceksin? Fellerin bilgisayarını çaldım. Söz ver. Mehmet, dünden beri herkes söz istiyor bizden. Biz sözümüzü tutarız usta. Ver ver. Söz öldürmeyeceğim seni. Kızın yaşıyor. Fellerin elinde. Ölmemek için yalan söylüyor. Hiçbir şerefin yok lan senin. Thank you.
Efendim, misafirlerimiz geldi. Polat Alemdar beni hiç yanıltmadı. Hiç. Ünsal'ı da getirdi değil mi? Evet efendim. Bekletmeyin. Alın içeri. Emredersiniz. Siz buyurun. Arkadaşlar beyefendiyi getirir. Bir güvenlik arabamız var. Buyurun. Boğaz Ünsal, kızının yaşadığını söyledi mi sana? Söyledi. Türkler ya çenesini tutamıyor ya fermuarını. Maalesef benim eski adamım her ikisini de yapamayanlardan. Bana kızımı verin. Ne istiyorsanız yapayım. Hani seni bana boyun eğdirecek bir güç yoktu? Yine yok. Ama kızım var. Emrime girmek mi istiyorsun? Evet. Ben de Polat Alemdar'ın emrinden çıkmam efendim. Bana bir şans daha verin. Ne diyorsun? Çalışmak istiyor musun Ünsal'la? Bana söz verdin. Canımı bağışlayacağına söz verdin. Canını bağışlıyorum Ünsal. Seni fellerin elinden kurtarıyorum. Kızını sana vereceğim. Babana benziyorsun. Karahanlı iyi dostum. Biz de iyi dost olacağız. Sen olduğundan şüphelen.